İstanbul'daki kuyumcular sitesine dadanan bir çete. Altın uzmanlarını bile kandırdı sevgili izleyenler. 5 kuyumcuya sahte ürün satmayı başardılar. Gümüşün üstüne altın kaplayarak kuyumculara giden çetenin oyununu altın test makinesi bile anlayamadı. Demir, çelik veya gümüş fark etmiyor. Her birini özenle kaplayıp kuyumculara altın diye satıyorlar. Akşamüstüydü, yoğun olduğumuz bir saatte elindeki altın zinciri bozdurmak istediğini söyledi. Kaplama altın çetesi İstanbul Bahçeli Evler'deki kuyumcular sitesine de uğradı. Son derece inandırıcı bir de senaryo hazırlamışlardı. Ağzında dişler yoktu. Dişlerimi yaptırmak için elindeki altın zinciri bozdurmak istedi. O dolandırıcı bir haftada 5 farklı kuyumcuya sahte altın satmayı başardı. Kaplamayı artık o kadar çok iyi yapıyorlar ki makineden bile artık çok rahat geçiyor. Çok mu kalın yapmışlar? Çok kalın yapıyorlar. Kuyumcuların sahte altını anlamada en büyük destekçileri mihenk taşı ve asitlerdi. Ancak onlar yetersiz kaldığında devreye termal hassasiyeti olan ayar makineleri girdi. Değeri 1 milyonun üzerinde olan bu cihazlar da dolandırıcıların yeni yöntemiyle etkisiz hale getirildi. Mihenk taşının yetersiz kaldığı yerde ayar makineleri çıkarıldı. Ama şu an günümüzde bunun önüne bile geçiliyor. Bu tip olaylar çoğalınca 30 bin euroluk makine aldık ve artık sahte altınlar ondan bile geçiyor. Gerçek altını sahtesinden ayırt edebilmenin en bilinen yolu bu aslında. Bunu eğleyerek, olduğu yeri açarak, oraya makineyi vurarak oradaki ayarı alabiliyoruz şu an. Kazıyarak yani. Kazıyarak. Ama artık bunu ayırt etmek milyonluk cihazlar için bile zor. 22 ayar. 22 ayar. Bunun kaplaması çok iyi olduğu için bu 22 ayar gösteriyor. Fakat bu gerçek altınla arasında hiçbir fark yok. Yani şimdi bu 22 ayar değil mi? 22 ayar değil. Bunu erittikten sonra şu şekilde gümüş halinde olduğu zaten tespit ediliyor. Yani siz biraz önce sahte altın mı verdiniz? Sahte altın, evet. Ama 22 ayar gösteriyor. 22 ayar gösteriyor. Kaplaması çünkü çok iyi yapılmış. Yanılttı çünkü şundan ötürü biz burayı eğlemezsek, yapmazsak üstü kaplama olduğu için ayar makinesi de bunu 22 ayar verir. Sarraf Selim Bey o sahte altın zinciri yaklaşık bir dakikadır kazıyor. Ve altındaki metal anca gözükmeye başladı. Çünkü dolandırıcılar kuyumcuları kandırabilmek için artık çok daha kalın kaplıyorlar. Sahtekarlık dolandırılan kuyumculardan birinin dikkatiyle ortaya çıktı. Çete üyelerinden biri yakalandı, diğerlerinin adını da verdi. Bulunmaları an meselesi. 60 bin TL civarında bir zararımız oldu. Bunu bir çete sadece bize değil, burada 4-5 tane esnafa da aynı şekilde götürmüşler.